Merhaba arkadaşlar. Haftanın açılış maçında 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor kendi evinde Beşiktaş'a kaybetti. Alanyaspor başarılı bir çıkış sürdürürken kupada da yoluna devam ediyor. Fakat bu aralar bir tökezleme var. Ligde düşüş yaşıyor. Beşiktaş ise Sergen'le iyi bir hava yakaladı ve başarılı sonuçlar almaya başladı. Şampiyonluk yolunda da iddialı duruma geldi. Aytemiz Alanya alt sıralara düşmeye başladı. Haftanın ikinci maçında da İttifak Holding ve Kasımpaşa bir karşılaşması oldu. Golsüz berabere kapandı. Düşme hattına ilgilendiren takımlar mücadelesinde beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda başarılı olarak yoluna devam eden Trabzonspor kendi sahasına Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Güzel futbolun sonunda farklı galibiyette geldi. Çaykur Rizespor yine yenildi yani ama orta sıralarda idare ediyor yani. Teknik direktör değişikliği işe yarayacak mı bakalım. Yine Fenerbahçe Antalya deplasmanına gitmişti. Antalyaspor son haftalarda toparlanma var. Başarılı sonuçlar da alıyor. Son 5 maçtır da yenilmiyor. Bu maçta da yenilmedi. Fenerbahçe ise 6 haftadır galibiyete, pardon 5 haftadır galibiyete hasret. Bir türlü düzen tutmuyor. Kupada da yenildi. Bakalım ne olacak? Hem kupada hem de ligde avantajını kaybediyor. Aradaki puan farkı da her geçen gün açılıyor. Şampiyonluk şansında kaybetti gibi. Yukatal Denizlispor Bülent Uygun'la Malatya Spor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Malatya Spor Sergen gittikten sonra büyük düşüş yaşıyor. Kemal Hoca geldi fakat bir türlü düzelme yok. İstifa ediyor. Onun istifasını da kabul etmiyorlar. Orta sıralarda yoluna devam eden takımlar haline devam ediyorlar. Galatasaray Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Galatasaray ilk devrede çok kötü olmasına rağmen ikinci devrede büyük bir çıkış yakaladı. Şampiyonluk adaylarından biri haline geldi. Fatih Terim eski futbolcularını topladıktan sonra Galatasaray'ı adeta uçuşa geçirdi. Zaten geçen haftalarda 20 yıllık rekoru da kırmış oldu. Gençlerbirliği Hamza Hoca yönetiminde iyi sonuçlar alıyordu. Fakat bu maçta farklı mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, Gaziantep'i sahasında 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Geçen sene kaybettiği şampiyonluğu bu sene kazanacak mı? Bakacağız hep beraber. Okan Buruk'la hem Avrupa'da hem de ligde büyük başarılara imza atıyor. HES Kablo Kayseri Spor Göztepe'yi sahasına yendi. Göztepe'de anlayamadığımız bir düşüş var. Aslında çok iyi oynuyordu fakat ne olduysa son haftalarda düşüşe geçti. Bir türlü toparlanamıyor. İki maçları da kaybetmeye devam ediyor. 24. haftanın özeti kısaca böyle. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.